Türkiye esasında çok ciddi bir kırılma noktasının eşiğinde. Hepimiz bunu görüyor ve gözlemliyoruz. Yani kültürel olarak ciddi bir yozlaşmayla karşı karşıyayız. Sosyal olarak saatli bomba gibiyiz. Her an her yerde bir kavganın içinde kendimizi bulabiliriz. Toplum bölünmenin eşiğinde. Ciddi anlamda kavgaya meyilli ve birbirini artık tabiri caizse kaldıramayan, birbiriyle geçinemeyen bir hal almaya başladık. Ve bizi bu noktaya getiren aslında siyasetin ta kendisi. Türkiye'de içi boşaltılmış ideolojiler, içi boşaltılmış söylemler, içi boşaltılmış kadrolar sanki o ideolojilerin sahipleriymiş gibi toplumu hala kandırmanın peşinde. Türkiye'de milliyetçiyim diyenlerin aslında emperyalist olduğu, anti milliyetçi olduğu, Türkiye'de Atatürkçüyüm diyenlerin Atatürk'le ilgisinin olmadığı, Türkiye'de muhafazakarız, Müslümanız diyenlerin de dinle, diyanetle alakası olmadığını hepimiz gördük, yaşadık ve yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında kurtuluşu için bir şeye ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Gerçekten Atatürkçü, gerçekten milliyetçi, gerçekten cumhuriyetçi ve gerçekten dinine bağlı olan, gerçek anlamda dinine bağlı olan insanlar tarafından yönetilmesi, yönlendirilmesi gerektiği zaruri olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla bunu bugün Türkiye'de bu vasıfları taşıyan, bunları yapacak, inanın Bağımsız Türkiye Partisi'nin dışında bir irade, bir kadro ne yazık ki yok. Dolayısıyla bize çok iş düşüyor, sizlere çok iş düşüyor. Bergama Dosyası isimli kitabının sadece ön sözünü alıp okuyun arkadaşlar. Başka hiçbir tarafını okumanıza da gerek yok. Ön sözünde her şeyini size anlatıyor. Türkiye'nin nasıl bir işgal projesi altında olduğunu, Türkiye'nin ne kadar zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğunu anlatan bir eser ortaya koymuş. Ve şunu daha iyi anladım, neden öldürüldü sorusunun cevabı belki de yazdığı şeylerde gizli. Öyle gerçekler ortaya koymuş ki, diyor ki Türkiye'nin o günün şartlarında tespit edilen ve bir tane bilim insanının tespit ettiği 2 trilyon dolarlık yeraltı kaynağı var diyor. Sadece Türkiye'de bir bilim insanının ortaya koyduğu bir sonuç. Bunun gibi 100 katı, 1000 katı zenginliği olan her türlü imkana sahip bir ülkede, bir topraklarda yaşıyoruz. Ve bu topraklar talan ediliyor. Ve rahmetli Abdülhamitoğlu diyor ki, siz diyor bu ülkenin topraklarının kara parçalarının parçalanmasını, başkalarına verilmesini kabul eder misiniz? Etmezsiniz. Peki diyor bu ülkenin zenginliklerinin başkalarına verilmesini, peşkeş çekilmesini niye kabul ediyorsunuz? Bu ülkede, bu ülkenin kaynağını, fabrikasını, işletmesini sahiplenen ve başkasına satılmasına karşı olan tek bir siyasi yapılanma var. O da Bağımsız Türkiye Partisi. Bizim dışımızda hiç kimsenin umuru yok arkadaşlar. Yani herkes güya, sözüm ona, siyasi bir bağımsızlıktan bahsediyor. Ama işin en önemli kısmı, ülkemizin ekonomik bağımsızlığı ile ilgili hiç kimsenin bir adımı, hiç kimsenin bir düşüncesi, bir dünyası yok. Dolayısıyla bu dakika itibariyle Bağımsız Türkiye Partimizi bütün topluma anlatmak, bütün topluma mal etmek bizim vazifemizdir. İktidarı biliyoruz zaten, 20 yıldan beri sata sata bize güya ülkede bir zenginlik üretiliyormuş gibi bir hikaye okudular. Biz de 20 yıldan beri bunu satarak yapıyorlar. Bunun hiçbir anlamı yok. Bunların faturasını ödeyeceğiz dedik ki günün sonunda geldik. Seçim oldu, bitti. Nasıl zamlar, nasıl vergiler, nasıl enflasyonlar, karşı karşıyayız. Şimdi geziyorlar Körfez ülkelerine, Avrupa ülkelerine, Amerika'ya para arıyorlar. Nasıl para arıyorlar? Biraz daha ne satarız diye para arıyorlar. Elimizde ne kaldıysa onu satalım diye arıyorlar. Bu işin sonu nedir ki bugün de hala yapılıyor? Bu toprak satmaktır. Topraklar satılıyor. Bunun karşılığında vatandaşlıklar veriliyor. Yine şaka gelmesin. Filistin'in yaşadığı sebep, Filistin'in yaşadığının sebebi Filistin'in topraklarını İsraillere satmasıydı. Topraklarını sattı, 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 sattı. Koca bir ülke yok oldu. Bugün insanı toprakları üzerinde yaşayamaz hale geldi. Zulüm görüyor. Bütün dünya, biz de dahil, Filistin'e acıyarak bakıyor. Dolayısıyla bunlar başımıza gelebilir ve günün sonunda devlet eliyle toprak satılması. Geçenlerde konuşuyoruz, hep herkesin gündemindedir biliyorsunuz. Kanal İstanbul projesi. Bir düşündük, Kanal İstanbul oluşturulan etki çevresi, trilyonlarca dolarlık bir ekonomi var orada. Bunu
başımızdakiler rahatlıkla gidip birilerine satabilirler. Aslında İstanbul'u satıyorsunuz. Yarın bugün mesela konuşuluyor, ben Trabzonluyum. Trabzon'da bir sürü araziler satılmış. Takımı satılıyor, bilmem ne satılıyor. Yarın Düzce'de bunlar yaşanacak. Bütün Türkiye'de yaşanacak. Adamlar savaş meydanında alamadığı ülkeyi masa başında almaya çalıştı. Masa başında da Atatürk bir daha savaştı, vermedi. Yine geri aldı. Savaş meydanında alamadım, masa başında alamadım. Neyi sever bunlar? Bunlar parayı sever deyip parayla satın almaya çalışıyor. Biz de saf gibi parayla ülkemizi satıyoruz. Parayla ülke satılır mı ya? Kanla kurulmuş, canla kurulmuş devlet parayla satılır mı? Ama bugün bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla bunun karşısında durması gereken bizleriz ve bu bir tercih değil. Bu bir zorunluluk. Biliyorsunuz ki Bağımsız Türkiye Partisi ne vaat ediyor yanındaki insanlara? Şerefli, haysiyetli, vatanperver, milletperver bir hayat vaat ediyor. Burada olan insan her zaman vatanına sahip çıkmış, milletine sahip çıkmış, askerine ve devletine sahip çıkmış, bunlarla hiçbir zaman ters düşmemiş insandır. Türkiye'nin kurucu ilkelerine, kurucu felsefesine, Atatürk'e bağlı ve ülkesini güzel yarınlara taşımaya çalışan, bu noktada hiçbir menfaat beklemeyen Türkiye'deki emin olun tek kadro sizsiniz.